Bazen. Oh. Ne yapıyorsun oğlum Mehmet? Ha? Ya ben ne anlattım size? Adamlar, iyi misin oğlum? İyiyim hocam. Bak, adamlar duran toplarda tehlikeli dedim, değil mi ben? Demek ki ceza sahası önünde faul yapmayacağız. Bak, yakında ilk profesyonel maçına çıkacaksın. İlk ve son olmasın. Tamam mı? Hayırdır Nalin kızım? Ne işin var senin burada? Ne bu surat? Babam Mehmet artık maaşa geçti. Okula gitmeyeceksin dedi. Beni okuldan alıyor Necati amca. Bunca zamandır ben bu adamı niye öldürmedim ki? Ya öldürsem vallahi billahi şimdiye kadar yatar çıkarttım. Yani ben bıktım o bıkmadı. Ben ne yapacağım Necati amca? Üniversite deyince deli deli gülmeye başlıyor. Derslerime gizli gizli çalışıyorum. Gözüne batmamak için elimden geleni yapıyorum. Hatta geçenlerde müdür beyle düşük notlu karne bile hazırladık sinirlenmesin diye. Şunun şurasında ne kadar kaldı üniversite sınavlarına? Şimdi benim en çok çalışmam gereken zaman. Sen merak etme, bunu da hallederiz. Hep halletmedik mi? Son 4 yıldır maraza çıkartmadığı bir gün geçmedi. Şimdi sen hadi evine git. Dersine çalış. Baban Mehmet'in maçını seyretme öğleden sonra buraya gelecek. Ben maçtan önce onunla konuşurum. Çok sağ ol Necati. Sen olmasaydın ben ne yapardım? Öyle utanıyorum ki böyle 2 devirde sana geliyorum diye ama başka çarem de yok. Sen benim kızım olacaktın Narin ki. Ben senin kızındım zaten Necati amca. Sen olmasaydın dayanamazdım ben bunların hiçbirine. Hayırdır hocam? Kimdi bu kız? Buyurun oturun şöyle başkanım. Bizim Mehmet'in kız kardeşi Narin. Babası gene maraza çıkartmış. Okuldan alacağım diye tutturmuş. Yahu sana kaç keredir söylüyorum Necati Hoca. Karışma bunların işine. O Recep pisliğin teki. Yan gelip yatmak istiyor. Bak o kadar iş buldun ettin. Ne oldu? Bırak sen Mehmet'e bak. Aile işlerine burnunu sokma bu kadar. Nasıl sokmayayım başkanım? Kız okul birincisi. Akıl küpü. Zehir gibi. Onca dayan köteğin arasında okudu gitti. Bir de inatçı ki. Ne yani bir de dövüyor muymuş kızı? Anlatsam büyük dram olur oğlum. Neyse neyse biz işimize bakalım. Nasıl vaziyet? Takımın durumu iyi mi? Dün Sadi'nin dizine baktırdık. Oynayabilecek durumda. Narin! Narin! Ben Fırat, tanıdın mı? Seni içeride görünce tanıyamadım. Ne kadar büyümüşsün. Babanın yaptıklarını duydum sana. Seni okuldan falan aldırmaya çalışıyormuş. Merak etme, buna izin vermeyeceğiz. Gerekirse babamla Necati Hoca birlikte babanı ikna ederler. Hem sana öyle dayak falan atıyormuş. Dağ başım burası. İstersen hemen karakola çektirebilirim baba. Yok öyle bir şey. Daha neler? Siz kendi işinize bakın hem. Pişt. Maça gel mutlaka. Of! Nereden çıktı gene? Tam da unutmuştum. Unutmuşum. Unutmuştum tabii. Unutmamışım demek. Çok yakışıklı ya. Mehmet'im, hoş geldin. Niye haber vermedin? Durmayacağım ki. Şunu verip gideyim dedim. Aa, bu ne ki? Bilmiyorum işte artık. Aç bak bakalım. Ay bu çok güzel. Beğendin mi? Beğendim. Ver bana. Sen dur daha, sen dur. Mehmet'in sana daha neler yapacak.
bilemedim ya. Bu parasızlıkta niye zahmet ettin ki? Allah Allah. Ne zahmeti ya? Ne? Sen para işini düşünme. Sıkıntı yok artık. Profesyonel oluyorum ya. Maaşa bağladılar beni. Yakında her şey bambaşka olacak. Şu Beşiktaş işi de olursa var ya. Ver elini İstanbul. Götüreceğim seni buralardan. İnşallah. İnanmıyor musun bana? Sen şimdi beni unutursun meşhur olunca. Öyle etrafında güzel kızlar, mankenler falan. Bırakırlar mı seni bana? Oh. Oh, deliye bak. Ben ne yapayım kız başkasına? Gözümü senden başkasına gördüğü mü var benim? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.